Sport Dijital'den herkese merhaba. Bugün Zübeyde Özcan'la beraber Galatasaray'ın uzun zamandır transfer gündeminde yer alan Leandro Parades'i analiz edeceğiz. Futbolcu olduğunu bilmesem bir ressam derim herhalde. İtalyan bir ressam derim kendisi için. Kariyeriyle başlayalım istersen Orhan abi. Kariyerinde öne çıkan noktalar nelerdir Parades'in? Vakacınız altyapısında ki çok erken bir şekilde çıkıyor ki 16 yaşında forma giyiyor. Yaklaşık 3 yıl galiba orada bir oynadıktan sonra bu kadar erken yaşta bu kadar önemli bir kulüpte kendini gösterdikten sonra haliyle Roma onu alıyor. Bence kariyerindeki en kritik nokta ilk başta tabii ki işte Avrupa Birliği dışı oyuncuya takıldığı için Kiev'e kiralanıyor ki çok oynamıyor. Ama asıl Kariyerinin bence kritik noktası Empoli. Çünkü Empoli'de hem düzenli bir şekilde kiralandıktan sonra oynuyor. Ama daha da önemlisi Marco Giampaolo'nun onu Trequartista'dan Regista'ya dönüştürmesi. En kritik nokta bu. Çünkü Boca Juniors'ta çıkışı bir playmaker on numara şeklinde çıktı. Ve İtalya o şekilde geldi. Daha sonra Spalletti ile Roma'da. Mancini ile Zenit'te özellikle Zenit'te çok iyi performans gösterdikten sonra 40 milyon diyorlar ama bonuslarla beraber 47 neredeyse 50 milyon oraya Paris Saint Germain yolunu tutuyor. Tabii burada çok fazla bölgesinde oyuncu olduğu için zaman zaman kullanılıyor ki çok kritik maçlarda rol alıyor. Yani Bayern Münih'in ikinci maçında vardı. 2020 Lizbon'da oynanan şampiyonlar ligi finalinde ilk 11 çıktı. Verratti hem sakatlığından hem de taktiksel olarak yedek kulübesinde başladı. O kritik e, dokunuş Marco... Gianpaolo'nun Parades'in bugüne üst düzey A sınıfı oyuncu olmasındaki en önemli etken diye düşünüyorum ben. Sen Empoli'yi söyledin bir de yine söylediğin gibi Zenit kariyeri istikrar yakalama noktasında herhalde Parades'e çok etki etmiş noktalardan biri. Çünkü 30 maç üstünde ilk 11'de başladığı tek takım 17-18 sezonu Zenit. 60 küsür maçın 57'sinde ilk 11'de başlamış ve double double 10 gol 11 asist. Yaptığı tek sezonda o. Bununla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Tüm kariyerine baktığında 30 yaşına yaklaşan bir oyuncu. Bir Empoli bir de Zenit dönemi muhtemelen hem ilk 11 sayısı olarak hem de maç sayısı olarak en etkili olduğu yıllar. Paris Saint Germain'de iki tane. Yani uzun süredir var Saint Germain'de. Ve orada şöyle bir baktığımızda herhalde bir sakatlık, iki de... O bölgede çok fazla ismin, çok fazla kaliteli ismin olması. Edris Ege'ye, Ander Herrera, Marco Verratti gibi üst düzey oyuncu Marquinhos bile orada oynadığını düşünürsek. ...çok düzenli forma şansı bulması çok mümkün değildi. Haliyle bir Empoli, iki Zenit... ...böyle bir istikrarlı oynadığı iki kulüp diyebiliriz. Ki Roma'nın da bir dönemini buna sayabiliriz. Ama... Bir takım kariyeri de hiç fena değil. 50 küsür maçı var Arjantin'de de. İstersen bir takım kariyerine de değinelim. Son Dünya Kupası'ndan... Herkes herhalde Hollanda maçından hatırlıyordur. Az kalsın Arjantin'e kupayı kaybettirecek hissiyatı gelmişti izleyicilere. Ake'ye yaptığı faul sonra bilinçli olarak topu yedek kulübesine bir vurmuştu. Milli takım kariyerinden de bahsedelim. Ya, milli takım kariyeriyle beraber aslında belki de şunu da eklemek gerekir. Sağ içerisinde gelmeden önce mesela Thomas Tuchel döneminde geldi ve bir kupa maçında ona kaptanlık pazubandı verdi. Leandro Paradis bir lider. Bunu insanlar böyle söyleyip geçiyorlar ama bu önemli bir faktördür. Galatasaray'daki takım geçen sene şampiyon oldu. Mesela bütün oyuncular böyle değildir. Hatta Okan Buruk şunu da söylemişti. Atıyorum stoperde Nelson, Abdülkerim Bardakçı. ikisi de konuşmaz. Torreira lider. Öndeki Icardi lider. Bu tarz oyunculara ihtiyacınız vardır ki Parades'i biraz izliyorsanız sadece kendisini değil bütün takım arkadaşlarının nerede konumlanması gerektiğiyle ilgili hemen hemen hiç eli kolu durmaz. Ve sorumluluk alır, takımı sahiplenir. İyi bir aile babası olduğu gibi iyi bir takımdaştır da aynı zamanda. Hem ailesi yani ben orayı da ikisini birleştiriyorum genelde. Arjantin milli takımında da özellikle elemelerde neredeyse her maç ilk 11 çıkıyordu. 10 maçın 8'inde ilk 11 çıktı. Ama şey de biraz değişti durumlar. Şampiyonada aşağı yukarı maç başına bir 30 dakika oynadı. Ama yine de etkili olduğunu söyleyebiliriz. 50 küsur maç Arjantin milli takım 5 gol ve bence fena bir performans değil. Dünya kupası sahibi bir futbolcu gelecek eğer Türkiye'ye gelirse. İstersen açıklama özellikleriyle devam edelim. Yani ben sen, senin kadar çok maçını izlemedim. Birkaç tane maçını izleme fırsatı buldum ama herhalde pas noktasında öne çıkaracağın şeyler vardır. Üç tane öne çıkan başlıca e, artısının ne olduğunu senden rica edeceğim Parades için. Ya Parades her şeyden önce bence anlatılması kolay bir futbolcu değil. Bu yüzden bizim de burada maç sonrası yapılan benim yaptığım taktiksel analizlerde ancak gösterebileceğimiz oyunculardan birisi. Yani savunmanı altı, kolay bir şekilde anlatılacak bir şey değil. En baştan başlayalım. Parades bir regista. Net mevkisinden başlayalım. Zaten uzunca süre kıyaslandığı oyunculardan birisi Jorginho. Fabregas buna iyi bir örnek olabilir. Ülkemizde teknik direktörlük yapmış. Herkesin tanıdığı Pirlo. Hele ki Trekovartista'dan rejistaya geçmiş Pirlo. Belki de en iyi anlatan, insanların kafasında daha kolay bir Parades profil oluşturması açısından en iyi örneklerden birisi Pirlo. Belli bir teknik kapasitesine sahipler. Ve savunma oyun kuruyorlar. Ve Galatasaray'a geldiği andan itibaren bence çok tartışma yaratmayacaktır bu konuda. Yani 8 de tabii ki oynayabilir ki bunu Paris Saint-Germain'de oynandı. İlk dönemlerinde oynadı çok fazla. Empoli'de de oynadı. Bir Palermo maçında geçti ve ondan sonra hep registo oldu. Paris Saint-Germain zaman zaman sol işte kullandı. Sağ ayaklı çünkü çok iyi bir pasör olduğu için açısı çok daha geniş tutmasını istediler. Ve orada da oynadı ama Galatasaray'da bir kere savunma önünde oynayacak oyuncu paratestir Bundan sonra geldiği andan itibaren. Sanılanın aksine Oliveira'nın bir yediği değil bence savunma net bir altı. Oynadığı bütün sistemler var. Şimdi Arjantin milli takımına baktığınız zaman ister Depaul ister başka bir savunma oyuncusuyla beraber iki merkezden birisi oldu yani double pivot dediğimiz sistemde de oynadı. Sıklıkla Zenit'te Roma'da veya Paris Saint Germain'de, özellikle Paris Saint Germain'de hep üçlü orta saha kullandılar. Tuhel'de, Pochettino'da. O yüzden orada da hep üçlü orta sahada oldu. Bana sorarsanız en verimli olduğu sistem tabii ki üçlü orta sahanın önündeki oyun kurucu, Regista. Galatasaray'da muhtemelen ikili orta sahadan birisi olacaktır Torreira ile beraber. Bu da mümkün. Bu rolü, mevkisi bu. Geçen sene bu bahsettiğin rolü Torreira üstlenmişti. Şimdi Paredes transferi gerçekleşirse eğer bu rolü üstlenmiş olacak neyi farklı yapar sence? Ben burada Torreira analizinde geçtiğimiz sezon burada duruyordur zaten. Mesela şunu söyledim. Torreira'nın eksileri konusunda pressing resistance oyuncusu değil dedim. Pressing resistance oyunculardan birisi. baskı altında topu kaybetmiyor. Karar vermek lazım iyi ama takımı öne çıkarmak için değil oyunu rahatlatmak için oynuyor. Sağa açıyor, geriye açıyor, öne veriyor. Tadis pressing resistance. Yani baskı altında ileriye dönük oyun kurabilen oyunculara denebilir. Bunu grilliş konusunda işledik. Savunma yönü oyuncusu çok ciddi bir baskı altındadır. Ve sıklıkla geriden oyun kurduğunuz zaman topu sağına veya soluna verir. Özellikle Torreira çok fazla garanti pası tercih edebilir. Ancak çok nadir anlarda yüzünü kaleye dönüp Özellikle son süreçte, son 5-6 maçta dikine e, hat kıran oynamaya başladı. Ama paradesin alameti farikası hat krampastır. pastır. Aslına bakılırsa parades izledikleri zaman muhtemelen şöyle yorumlar gelecektir yani. Abi Alver yapıyor. Alver yapmıyor. Parades e, pas sabit oranı çok yüksektir. %95 ve bunun %60'ı belki basit paslardır. Yarındakine verir. Ama çok yüksek oranı, hatta bunun da bir istatistiğini vereyim. 91.3 pasla oynayan Parades Bunun 27 64'ü progresif pas yani ileriye yönelik hat kırıcı dikine oynanan pas. Bu çok şey demektir. Ben kendim scouting yapmaya başladığımda aradığım ilk oyuncu savunma önü e, dikine oynayabilecek oyuncuydu. Çünkü bu çok şey demektir sanılanın aksine. O hat kırıcı pas var ya burada eski açıktayken şöyle bir cümle kurulmuştu. O merkezde oynayan oyuncu bazen yüzünü dönüp tek bir pas atar senin atağın başlar veya atağın başlamaz. Her şeydir. Kendi oyuncuna ...alan ve zamanı kazandıran o ilk pastır. Parades o yüzden çok gözükmeyebilir. Bunu algılayamayabilirsiniz. Ama bu Galatasaray'ın daha fazla atak bulmasına... ...Galatasaray'ın daha fazla hücumda takım arkadaşlarının alan bulmasına... ...pozisyon bulmasına sebebiyet veren bir unsurdur. Ve gerçekten de bu konuda çok iyidir. Topu aldığınız andan itibaren oyunu kurarsınız... Bir kere baskı altında oyun kurarsınız Paradesle Bunu geçen sene mesela Galatasaray'a baskı yediğinde çok hızlı bir şekilde uzun vurmaya çalışıyordu ve oyunun kontrolünü kaybediyordu. Leandro Paredes oyunun kontrolünü elinde tutan adamdır. Mesela temposu yoktur ama oyunun temposunu belirleyen oyuncudur. Dikte eder sana. Eğer o isterse hızlı bir geçişle oyuna atak yaparsın. İstemezse sağına sonuna verir doğru ana bekler. Tempos oyunun kontrolündedir. Topun kontrolü onda olduğu gibi. Her zaman için bütün liglerdeki istatistiklerde zaten pas sabit oranı en yüksek oyuncu ki bu tarz oyuncular Giorginio da böyledir. %90'ı geçerler. Parades de böyledir. Ama çok az oyuncu Parades kadar kilit pas atar. Hatta hatırlayın Galatasaray'ın Paris Saint Germain'de 5-0 yenildiği maç. Orada da yenilen ilk golün sebebi başlangıcı yine Paredes'ti. Bakın ben o görüntüyü aldım. Enteresandır. Hatta bir ent şey olsun diye de vereyim. Çünkü Icardi de o takımda bugün de. Şöyle bir bakalım 31 50'ye. Top paradeste mesela. Çok basit. Sağına verebilir, soluna verebilir, en arkaya verebilir, soldaki demarkaya verebilir. Ama versin bak dikine. Tek pasta dikine geçti. Ve tek pasta oyuncu da burada Mbappé'yi gördü. O da biliyorsunuz ki Icardi'yi gördü. Ve Icardi burada Galatasaray'a karşı gol atmıştı. Lecce maçından bir örnek vereyim. Çok basit. Dikine oynama becerisi çok. Yani vizyon gerektirir her şeyin dışında. Ve tabii ki bir pas becerisi. Hemen herkes burada sağındaki, solundaki boş adamlara düşünürken. Çok basit bir hat kıran pas atıyor. Bak atsın. Anında rakip dağılıyor bak hemen bir pas arkasından gelen ikinci pas bak bu da üçüncü pasta gol geliyor tıpkı Galatasaray'a atılan golde olduğu gibi özellikle geçişlerde bu doğru pası atabildiğimiz andan itibaren inanılmaz bir pozisyon zenginliğine sahip olabiliyorsunuz maçlarını izlediğim zaman paradesin şunu herhalde ilk söylemek istediğim şey böyle bir oyuncu oyunu okuma inanılmaz bir seviyede. Ama en önemli şey herhalde radar gibi bir gözü var. Yani inanılmaz bir çevre kontrolü var. Herkesin nerede olduğunu ve nasıl olduğunu sürekli kontrol eden bir yapısı var. Hatta bir pozisyonda ben bunu detaylı bir şekilde aldım. Biraz daha insanlara anlatabilmek için. Bak Monza maçı Parades gelmeden oyuncu Gatti'den topu almadan 21-52'de gördüğünüz şey bir şöyle sağına soluna bakıyor. Kafasını çeviriyor. Gelirken bir daha çeviriyor. Topu aldı yine gözü radar gibi sürekli olarak orada ve şöyle bir şey yapalım bak dönsün şu 21-58'de bir duralım. Bir savunma oyuncusunuz hatta siz de futbolu anlıyorsunuz. Sence burada Parades pası nereye verir? Hatta izleyenler de aynı şekilde düşünebilir kafasında. Basit bir savunma oyuncusu nereye verir? Torreira olsa nereye verir? Yani sağ taraftaki 8 numaraya ya da önünde hemen önünde 3 tane rakip oyuncu arasındaki Juventus'lu oyuncuya. Mantıklı. En basit. Ee, sıradan bir oyun kurucu aşağı yukarı şu 8 numaraya doğru pasın yönünü çevirir. Versin nereye veriyor? Şöyle bir baktım. Kaçan oyuncunun tam buraya. Eğer bu oyuncu mesela kaçan diğer oyuncuya verse gol. Bak geriye gelelim ama. Burada bunu görebilmesi için buna 20 kere bakış atıyor top alırken. Sağında solunda kim var şey yapıyor. Ve daha topu almadan başlıyor. Çevre kontrolü inanılmaz. Son dönem modern futbolda Galatasaray'ın bu sene yaptığı gibi ön aranda rakiplere oyun kurdurmamak için yapılan baskı. Günden güne artıyor. Bunu Kayseri Spor'da yapmaya başlıyor işte zaman zaman Ankara gücü de yaptı, Z de yaptı, Y de yaptı ve Avrupa'da çok daha etkili bir baskı oluyor sonuçta. Ve Torreira'ya bunu verdiğiniz zaman belki garanti pas olarak geriye oynayabilir ama o baskıda presi kırabilecek etkili oyunlar Torreira'dan çok çıkmaz. Ama Torreira'da garanti pas verir. Kolay kolay sizi orada zor durumda bırakmaz. İlk söylediğim şey yüzünü kaleye dönemediği için oyunun hızını kesiyor demiştim. Olumsuz bir özellik olarak zamanında Torreira için ama Galatasaray bu sene daha çok daha fazla topa sahip olduğu için bunları çok fazla yaşamadı işte bir kere yedirdiği gol var. Mustera'nın hatası olarak gözüküyor. Baskıdaki oyuncuya vermişti. Baskıdaydı Torreira. Başka bir açıdan Sergio Oliveira'nın da bir özelliği olarak şunu söylemiştim. Diagonal gördükleri için sahanın her tarafına baktığı için zaman zaman presi kırıyor demiştim. Onun yokluğunda çıkan Mitcho Torreira ikilisi olduğu zaman bir problem çıkıyordu ortaya. Şöyle bir şey yapalım bak. 45-29'a bakalım. Aynı maçtan. Monza maçından. Ve baskı var. Bakın gördüğünüz zaman burada bunu Monza yapıyor Juventus'a. Bunu her takım her takım artık yapıyor. Zaten Inter'in şampiyonlar gibi finale gelesiye kadar en iyi yaptığı işlerden birisiydi. Ve önümüzdeki dönemde çok daha fazla olacak. Sizin gördüğünüz nedir? Mesela şu anda Parades topa sahip oldu. Ve görüyorsunuz iki tane oyuncu iki tane oyuncu gitmiş. Ortadaki oyuncu da Parades'e doğru geliyor bir savunma öne oyuncusu kalecisine dönerdi muhtemelen. Çünkü önündeki bütün post opsiyonlarında baskıya çıkmış bir rakip var. Tamam. Hatta biraz daha iyisi şöyle bir hafif topun dibine girerek girerekten sağ kenardaki oyuncuya verir. Bir de paradese bakım bakan nereye veriyor? En uç noktadaki oyuncuya. Bir buna verebilmek için her şeyden önce buralara kadar kafanı çevirip görebilmen gerekir. İkincisi bunu geçirebilecek bir pas isabet oranı yakalayabilecek bir tekniğe sahip olman gerekir. Ve bunu maç içerisinde baskı altında yapmanız gerekir. Parades bu yani. Pirlo için de bunu yapılırdı sıklıkla mesela. Geri de onu her zaman demarke bırakıp oyunu geriden çok iyi kurması veya çok doğru bir şekilde geçiş sağlaması. Bak burada bir geçişten bahsedeyim ben. En önemli artlarından birisi olarak sıklıkla söylendiği için söylüyorum. Parades'in vücut oryantasyonu öyle bir şekilde sağ içerisinde konumlanır ki rakip ona baktığında topun nereye atacağını asla kestiremezler. Durduk yerde mesela arkadaki oyuncuya atacak ve siz e, onu savunan Markeden oyuncu onu göremez. Bu da onun en önemli özelliklerinden birisi olarak hemen her yerde yazan bir şeyden de bahsediyorum bu arada. Ama ben bunu size görsel olarak göstereyim. Spezia maçındaki Spezia önde çok baskı yaptı bu maçta. Mesela biraz geriye gidelim bir. 27 54'e bakalım. Nereye bakıyor Parades bak? Bunu rakibin izlediğini düşünün şu anda. Pardes sence nereye doğru pası verir? Sağındaki, kendi sağındaki oyuncuya doğru. Devam etsin bir. Bir pas veriyor, versin. Top havada şu anda ve sol kenar kaçan 17 numaraya. Bu onun belki de zaman içerisinde geliştirdiği özelliklerden birisi. Sadece pası dikine ve etkili bir şekilde kullanmak değil. Ama aynı zamanda onu rakibin tahmin edemeyeceği ölçüde bunu gerçekleştirmek. Baktığında gördüğü şeyleri sağ içerisinde mesela ben onu izlerken göremiyorum. Sağı bomboş diyorsun, solu bomboş diyorsun. Ama gidip o benimle tahmin edemeyeceğim bir yere veriyor. Barcelona maçı oynadı mesela. Orada da çok etkiliydi. Oradan iki görüntü aldım mesela. Yine birisi o vücut oryantasyonu ile ilgili bir şey. 64-03'e bakar mısın mesela Barcelona'da? Hem bu hücuma verdiği içerik olarak bakalım. Topu sırtı dönük aldı. Şöyle bir baktığında 64 -04'te duralım. Sırtı dönük alırken almadan önce yine kontrolünü yaptı ve bak... ...burada bu topu çıkardığında inanılmaz bir pas çıkarıyor. Kaçan oyuncunun önüne çıkarsın bak. Diagonal ve topla ana bakar mısın? Ve devamında da Mbappe vuruyor, gol geliyor. Şimdi burada bu golde Prades'e asist yazmaz. Prades'e gol de yazmaz. Prades bir savunma oyuncusu. Ama bu golün en etkili adamı Leandro Parades'tir. Yani bu tarz şey çok vardır. E, enteresan olan bir şey söyleyeyim. O pandemide Atalanta'yla biliyorsunuz tek maç üzerinden gidiyordu artık deplasmanlı değildi şeyler. 1-0 geride ilk 11 başlamamıştı ve oyuna Parades girdi 60 küsürde ve maçın 2-1 olmasında görünürde yine bir etkisi yoktur. Ama mesela ikinci golde alır almaz 88'de 1-1 yakaladı sonra 90 artı 5'te 2-1 yakalayıp biliyorsunuz çeyrek finale kaldı. Ve orada ikinci golde de mesela Parades'in çıkışı yani bu çıkışta atılan dikine hat hat kırıcı paslar. Savunma oyuncu girmesine rağmen yine de hücuma çok etki ettiğini bir gerçeğidir. 1-0'dan 2-1'e maçı getirdi. Ve hatta bir sonraki Leipzig maçında da ilk 11 başladı. Hatta daha sonra finalde Bayern Münih'e karşı da ilk 11 başladı Leandro Paredes. Yani şunu söyleyeceğim toplamda. Oynadığı bölge ve topla işte 90 kez buluşuyorsa bunun 60 kez ne yaptığı belki çok Galatasaraylıları çok şaşırtmayacaktır. Ya da çok etkili bir oyuncu gibi gözükmeyecektir sıklıkla. Ama o her üç pastan verdiği biri olan dikine hat kırıcı pası Galatasaray'ın hücumunu çok etkili bir etkileyecektir. Paris Saint Germain Ligue 1'in çok güçlü bir takımı. Ve Thomas Tuchel oyunu çok dominant bir şekilde oynadı. Keza diğer teknik direktörler Rakipler genelde kendi yarı sahasında kalabalık bir şekilde karşıladı. Set de veya setin başlangıcında en kritik nokta her zaman için Parades'ten başlıyor. Yani Leandro Parades aynı zamanda bir savunma oyun, oyun, kurucusu olmasına rağmen hücumda Galatasaray'ın sette daha etkili olmasını sağlayacak unsurlardan birisidir. Zaten Galatasaray üçlü savunmayla çıkıp Paris Saint Germain deplasmanında beşli hat kurup dokuz tane oyuncuyla kendi yarı sahasında olduğunda yediği golün çıkış noktası yine Parades'in hat kırıcı pası. Bir şeyler yapmak durumdasınızdır. Genel anlamda savunma oyuncusu olmasına rağmen aslında hücuma ciddi şekilde katkı veren en önemli oyunculardan birisi olacaktır. Sahanın sıklıkla iki stoperin arasına gelen bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama skora katkı açısından ya da hücuma katkı açısından istese de bence çok rahat bir on numara da oynayabilir. Bir 10 numara ne yapar? Birazdan ikinci artısından başlayacağım. Oraya gelirseye kadar söylüyorum. Bir 10 numaranın yapabileceği her şeyi yapıyor. Zaten çıkışı da on numara. Çıkışı on numara derken Altyapı takımlarında on numara oynamaktan bahsetmiyorum. Boca Juniors gibi Arjantin'in en büyük takımında 16 yaşında forma gelirken 10 numara olarak çıktığından bahsediyorum. İtalya 10 numara olarak, oyun kurucu 10 numara olarak transfer oldu bu oyuncu aslında. Tabii ki bazı meziyetler ister istemez kör Uzun süre iki stoperin arasında derinde oyun kurucu oynadığınız zaman ama bunlar çok öyle kolay, yetenek öyle kolay kaybolmaz. Kulüp takımında da çok etkili eee pasları oldu. Üstelik 3. yarı e, üçüncü bölgede de oldu. Bir Ekvador maçını 43-0-0'da bak yine daha topu almadan önce ciddi bir kontrol. Bak alsın. Bu şu anda alır almaz verdiği pas, kaleciyle karşı karşıya bırakan pas. Top ona gelmeden karar ver. Tabii ki, tabii ki. Bütün mesela o. Zaten paradesin en önemli artılarından birisi rakibinden çok daha zeki olması ve rakibinden bir adım önde olması. En önemli olayı bu. Zaten bazı eksiklerini, kusurlarını ona da geldiğimizde kapattığı nokta bu. Zeki bir oyuncu olması. Yani keza Clermont maçında bakalım. Çip bal dedikleri şey paradesi yapabiliyor. Kimlikle çok özdeşleşmiş bir şeydir. Bir savunma oyuncusudur o da sonuçta. Ama daha çok bir sekizdir. Karades alsın ceza sahası içerisinde. Şu çok kritik. Şimdi bak burada tam şurada duralım 85-33'te. Burada yaptığı şey bunu zaman zaman çok rahat gösterebilirim. Sayısız diagonallerinde de bunu yapıyor. Sağa ve sola diagonal atarken oyuncuya pas atmıyor. Duran oyuncuya pas atmıyor. Tekniktir aslında bakarsak. Hani Cruyff'un bir sözü vardır ya. Teknik 100 kilo top sektirmek değildir. Topu koşan oyuncunun doğru zamanda doğru açıyla doğru şekilde tam önüne düşecek şekilde pası atmaktır teknik kapasite. Beş kere sağında sektirip beş kere solda değil. Çip bal dedikleri şey şöyle bombeli pas dedikleri şey bak bir atsın bir pası attığı pas koşan oyuncunun tam önüne geliyor ve devamında da oyuncu golü yapıyor. Diagonallara da kez aynı şekilde. Yani Galatasaray'ı kullanacağı şey kesinlikle ve kesinlikle önde dörtlü sonmanın en önündeki ilk oyuncu baskı altında oyun kuracak. Baskı altında takımı çıkaracak. Presi kıracak, yanındakilerle alışveriş olacak, yanındakilere çok daha hızlı geçiş sağlayacak. Özellikle rakip savunma preste çok kişiyle Galatasaray'ın yarı sahasına geldiği andan itibaren o anda Paradis devreye girecek. Bu bir. İkincisi Galatasaray tamamen yak, rakip yarı sahaya, rakibi kitlediği andan itibaren oyun kurulumu çok daha nitelik kazanacak. Torreira zaman zaman yapıyordu ama Paradis'le beraber en ufak bir rakipteki kayma bozukluğu, en ufak bir markaj bozukluğu. Parades bunlar affetmiyor. Yüzde doğru pres yaparsanız topu Parades'ten de kapıp gol atabilirsiniz. Bu ayrı bir konudur bakın. Ama siz en ufak bir hata yaparsanız bir boşluk olduğu andan itibaren gözleri 360 dereceyi görüyor. Ve onu mutlaka ki değerlendirebiliyor. Mesela Jorginho e, dediğiniz andan itibaren çok fazla kısa pas. Bazı oyuncular çok fazla işte uzun pas diagonal atabiliyor ama kısa pasta sorun yaşıyor. Boateng var 45 metre diagonal ayağı sabit atıyor. Yanındaki adama bazen veremiyor. Ama bir savunma oyuncusu olarak Leandro Paredes'in pas isabet olan yüksek olması, teknik olması, vizyonu olması, oyunu okuması, dikini oynaması bir yana pasın her çeşidini atabiliyor. Kısa mesafe, diagonal 45 metre, aşırtma, koşan oyuncunun önüne düşecek şekilde ve bunu inanılmaz iyi bir şekilde beceriyor. Bunların yanında bence ikinci ve üçüncü artısı olarak şunları söyleyebilirim. İki tane önemli artısı var. Bütün bu derinde oyun kurucu özelliklerini bir kenara bırakırsak, hat kıran pasların diagonallarını, hareketlenmesini, pas alıcı özelliklerini bence duran top kullanımı Galatasaray çok etkili olacaktır. Bir dönem Okan Buruk şunu söylemişti. Ya tamam sette bir şeyler yapıyorsunuz. Organizasyon önemli ama atıcı önemli ya demişti. Mertens'ten dolayı goller gelince, Kerem'den dolayı goller gelince. Galatasaray'da bu sene duran toptan çok daha etkili olacaktır. Çünkü Paris Saint Germain gibi teknik kapasitesi çok yüksek oyuncularda dahi Juventus gibi yine çok kaliteli oyuncular olmasına rağmen bütün frikikleri, bütün kornerleri kullanan isim Leandro Paradis. Ve gördüğüm zaman çok etkili kullandığını söyleyebilirim. Hatta Avrupa Ligi maçında da o gol oradan gelmişti yine Paradis'ten duran top konusunda ciddi bir avantaj sağlayacaktır. Bütün duran topları kullanıyor. Üçüncüsü ise şutör olması. Milli takımda daha yeni attı. İyi bir şutör ceza sahası dışından şut bulduğu zaman kesinlikle etkili olacağı kesin. Yani aslında toplarsak Parades şutör, pasör bütün duran topları kullanıyor. Playmaker on numaranın bütün özelliklerine sahip zaten. Bunu derinde kullanıyor. Pirlo gibi. Hayır, her şeyi yapabilen bir oyuncu, bir pas sanatçısı anlattım bana Orhan abi. Şimdi istersen güzel şeyleri konuştuk. Bir de paradesin oyununun eksi yönlerinden bahsedelim. E, üç tane yine önüne çıkan eksi tarafını soracağım sana. İnternette en çok yazan şey e, kart görmeye meyilli bir oyuncu olduğu yazıyor. Ben kariyer istatistiklerine baktım. Hani iki kırmızı karttan fazla gördüğü sezonu yok. Ama sarı kart fazla sarı kart gören bir oyuncu birazcık Süper belki avantaj çok... dezavantaj yaratabilir. Doğru. Neden sarı kart görüyor biliyor musun? Yavaşlığı. Parades ya yavaş, hız konusunda sıkıntılı bir oyuncu. Bütün olayı pozisyonu kendini çok iyi konumlandırması, pozisyon oyununda çok iyi olması ve bu yüzden de mesela içgüdüsü olarak e, pas çok iyidir. Bu şekilde kurtarır, kotarır ama kotaramadığı nokta olur. Mesela gider kayması, müdahale etmesi gerekir ama o kadar yavaştır ki bir saniye geç kalır hop sarı kart. Yavaşlık en büyük sorunu. Bunu başka özellikleriyle kapatmaya çalışıyor ama sağ içerisinde zaman zaman kapatamayıp da bundan dolayı sıkıntı yaşadığı problemleri var. Yine aslında başka özellikler olarak olumsuz açıdan baktığında yine şeyden kaynaklanıyor. Yavaşlığından kaynaklanıyor. Mesela hızlı oyuncu çok kolay geçiyor paradesi. Yani geniş alanda hızlı oyuncular birebir kaldın mı veya birebir de çalım yeme çok daha kolay. Kendisi oyunu okuyup doğru zamanda baskıya gitti mi hemen o topu alır kesinlikle. Ama mesela ortalama bir defansif orta saha kadar mesela Torreira'nın dinamizmi, top kapma özelliği, o hızlı doğru noktada top kapma Parades'te yok. O yüzden Parades hiçbir zaman için aslında tek başına orta sahayı tutması çok kolay olmamıştır. Üçlü orta saha onun için her zaman daha iyidir. Çünkü üçlü orta saha alanın bir kısmını ona veriyor. Daha az alanı sorumluluğu tutuluyor. Ve haliyle geniş alanda yakalanma daha da azalıyor. Üçlü orta sahada. Ama ikili de bunlar başına hep geliyor. Açıkça söylemek gerekirse. İkinci mesela yine eksiklerden birisi olarak. Ya bir maçını izliyorum mesela. Savunma konsantrasyonu inanılmaz. Basıyor, alıyor. Yeniden kazanıyor. Saldırgan. Bütün savunmada en önemli adam. Bir başka maçta hiç o savunma konsantrasyonu yok ve önünden geçen olaylara bile müdahale etmiyor. Yani çok pasif kalıyor. Bu bir savunma istikrarsızlığı doğuruyor. Mesela hücum olarak, pasör kimliği, oyun kurma konusunda istikrarı büyük. Ama savunmada aynı istikrara sahip değil. O yüzden ne zaman bir parades ilk 11'ine baksanız, ya yanında De Rossi, ya İdris Ageye, Veratti, Marquinhos. Birileri oynayacak yani. Bunu ilk ben Pirlo'da gördüm hayatımda. Pirlo gibi savunması hiç olmayan bir adam nasıl savunma önüne gelir demiştim. Ve şey demişti orada. Gattuso şey demişti. Ben olmasam o nasıl oynayacak? Üç ciğerli. Gattuso vardı yani yanında. Parades o kadar değil. Tabii ki savunması var. Tabii ki basması var, müdahalesi var. Ama ne olursa olsun temelinde ben bir on numarayım şeyini hissediyorsunuz yani. Bir gün çok iyi, Fizik var çünkü adamda. Pirlo gibi değil. Fizik var. Müdahale var. İyi kötü bir kafa topu da var. Ama bir Torreira değil. Atıyorum bir İdris G'e değil. Ama ben asıl üçüncü eksiden bahsetmek istiyorum son olarak. Şimdi Torreira oynadı. Oliveira vardı ve Oliveira'nın kendine has özellikleri var. Oliveira'da olup da Pardes'te olmayan bir şey ceza sahası içerisi koşu. Pardes bir sekiz. Bu açıdan böyle bir sekiz değil. Zaman zaman sekizde oynayabilen playmaker oyun kurucu. Ceza sahasının dışında pozisyon tutucu bir oyun. Galatasaray kısmına geçelim istersen. Sen birazcık bahsettin pozitif yönlerinden bahsederken ama Galatasaray'da, Torreida'lı orta sahada en çok hangi ihtiyacı karşılar sence? Bir kere topa daha fazla sahip olmanızı sağlar. Uzaklaştırmaları azaltır. Organizasyonu gerçekleştirir. Ve rakip baskı yeseniz de top sizde olur. Bu birinci özelliği. İkincisi, savunma ne böyle bir oyuncu koyduğunuz andan itibaren herkes ne kadar çok Parades'in Oliveira'lık yapıp yapmayacağını konuşuyor. Bu bence doğru bir bakış açısı değil. Parades'in 8 oyunu zaman zaman oynayabilir ama daha çok iki orta saha oyun kurucu iki orta sahadan birisi olacağını ya da daha da önemlisi iki orta saha olsa bile bir 6-8 paylaşımında 6'nın Parades olacağını 8'in Torreira olacağını düşünüyorum. Zaten Okan Buruk tutamıyoruz onu dedi ama bizim sana arkada ihtiyacımız var dediği olayın Artık Torreira'yı özgürlüğe kavuşturacağını, Torreira'yı daha fazla hücuma göndereceğini, mesela Parades'in oynaması demek aynı zamanda Torreira'nın daha skorer olması demektir. Sıfır gol, sıfır asist yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz neredeyse e, tüm sezon boyunca Torreira'nın gelecek sezon Paradis'le beraber bu açıdan farklı bir Torreira izleyeceğiz. Fiorentina da böyle değildi çünkü daha başka şeylerde de böyle değildi Torreira. Hücuma skora katkı verirdi. Parades Torreira'yı özgürleştirecektir. O pek istemediği şeyleri yapacak olan oyuncu Paredes'tir. Torreira da Paredes'i özgürleştiriyor başka bir açıdan. Yani onun savunmada yaşadığı bütün sıkıntıları Torreira'ya gidecek. Bu yüzden iyi bir ikili. Sosyal medyada en çok konulan konu şu. Abi Torreira ile Paredes yan yana oynar mı? Ya Parades hangi takımlarda oynadı? İtalya Serie A'da oynadı. Zenit oynadı şampiyon oldu. Paris Saint Germain gibi Kalburusu takımda oynadı. Ne zaman yanında bir 6-8 olmamış ki? Bırak 6-8'i. Ander Herrera, Parades, Verratti. Bu. Galatasaray Verratti yerine bir on numara koyacak onu düşünün yani. Her zaman bir 6 ile oynadı neredeyse. Şeyde Daniele De Rossi Roma'dayken. 4 tane, 3 tane... 8 ile 3 tane 6 ile oynuyordu Paris Saint Germain. Hücumcu bir takım değil miydi? Nasıl kurguladığınız bağlı. Mesela Torreira Paradesiklisi şunu da verecektir sana. Diyelim ki Sasha Boy kaldı gitti uca. Angelino'yu aldın o da gitti. Tuel'in sisteminde bekler. Ta rakip av out çizgisine kadar iner. Korner çizgisine kadar. Diğerleri içe konumlanır. Onların arkada bıraktığı boşluğu da orta sahalar kapatır. O yüzden 3 tane 6, 3 tane 8 oynar. Herrera, Marquinhos, Paredes, Verratti veya Idrissa Gueye. Idrissa Gueye ile oynuyor ya. Galatasaray'da niye oynamasın? Torreira hatta Paredes'i oynamasına sebebiyet verecek oyuncudur. Performansı, eksiklerini kapatacak oyuncudur. Ve Paredes de Torreira'nın hücumda çok daha etkili olmasını sağlayacaktır. Yani Oliveira, bu seneki Oliveira... Eğer bir on numara gelirse daha çok Torreira olacaktır artık. Benim anlatmaya çalıştığım şey bu. Dörtlü savunmanın önündeki oyuncudur. Oyun kurucudur. Ve bu açıdan Galatasaray'a şey verecektir. Ne kata dersen başta da söyledik. Geçişte çok daha etkili olmasını sağlar. Tek pasla atak bulmasını sağlar. Sağının Galatasaray gibi kenarları genç sürekli kaçan kenar oyuncularına karşı Pades etkili bir silahtır geçişlerde. Şunu yaşamayacaktır Galatasaray. Kayseri Spor gibi etkili bir baskı kurduğunda onundan 8'ini uzaklaştırıyorsa Parades'le ikisini uzaklaştıracaktır. 8'ini topa sahip olacaktır. Bir de Süper Lig perspektifinden bakalım istersen Orhan abi. Süper Lig'de en çok hangi özelliğiyle fark yaratır diye soracağım ama zaten en başından beri pas noktasını konuşuyoruz onunla alakalı. Vizyonu ya. Vizyon yani. Zekası ve vizyonuyla fark yaratacaktır. Ya yani Parades rakibinden bir hamle önde olmaktır. Parades olmak demek bir şey varsa. Ve Parades sahanın tamamına hükmeden bir oyuncu. Az önceki görüntülerde göstermeye çalıştığım şey o biraz. Yani ekrana sığmayan noktadaki boş adamı bulma sanatıdır aynı zamanda. Ve o yüzden Parades aynı zamanda oyun kurmada bir zeka, bir kalite, ...ve bir vizyon katacağına inanıyorum. Daha fazla topa sahip olup... ...set oyununda daha etkili olup... ...çok daha etkili ataklar gerçekleştirmesini sağlayacak olan... ...bence çok güzel bir modern altı numara diyelim. Regista. Bu transfere birden ona kadar bir puan verecek olursan... ...Galatasaray'ın bu gerçekleşmesi muhtemel transferinde kaç puan verirsin? 8,5 diyelim. Mesela bunu daha iyi anlatabilmek için şöyle söyleyeyim. Torreira'ya 8,7 veririm. Icardi'ye 9 veririm. Paradise'a 8 buçuk veririm. Mesela devam edelim. Mitchell'a yedi buçuk ya da 7. Oliveira'ya 7.8. 8 arası. Yani bunları söylemezsem 8 bir anlamı kalmaz. O yüzden söylüyorum. 28 yaşında, 29 yaşında. Ve bu kadar böyle bir kariyere sahip. Roberto Mancini ile, Thomas Tuchel ile, Pochettino ile, Spalletti ile... On bu kadar etkili Semak'la bu kadar üst seviye oynamış. Şampiyonlar Ligi finalinde ilk 11 çıkmış. Serie A, Rusya ve Fransa Ligi gibi liglerde üst düzey oynamış bir oyuncunun Arjantin milli takımının vazgeçilmezi olduğu elemelerde, Dünya Kupası'nda da etkili oyuncusu oldu. Kupayı kaldırdı. Böyle bir oyuncuyu getirmek nereden bakarsak bakalım bir transfer başarısıdır. Ve bu tarz oyuncular inanın bana çok fazla sistem falan dinlemez. Zaten bugün size eğer etkili bir şekilde bütün oynadığı sistemleri ve dizilimleri ve yanındaki oyuncuları yapsam zaten soru işaretiniz kalmaz. Üçlü orta sahada savunma oyuncu kurucusu. Üçlü orta sahada sol iç pasörlüğünü daha geniş kullanmak için. İkili orta saha, Arjantin milli takımı 4-4-2, iki orta sahadan birisi. Daha başka bir sistem yok zaten. 3-5-2'de de aynı şekilde oynamış. Haliyle Parades o sistem, bu sistem tartışmasına girmez. Ama Galatasaray bir rejistra kazandı. Bir derinde oyun kurucu kazandı. Bir geçiş uzmanı, bir pas uzmanı kazandı. Sağının tamamına hakim, etkili bir altı numara. Derine sağlık Orhan abi. Eyvallah. Sevgili Zübeyde Özcan'la beraber burada Galatasaray'ın gündeminde olan Leandro Paredes'i sizin için analiz ettik. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız ya da beğeniyorsanız eğer kanala abone olup biz beğeni atıp yorum yapmayı da unutmazsanız sevinirim. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Görüşmek üzere.